haklının, masumun ve mağdurun yanında olacağız ve bundan asla vazgeçmeyeceğiz diyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Süremiz sınırlı, o nedenle beni dikkatle dinlerseniz, gençler, sık sık dile getiriyorum, yine dile getireyim. Sizin hayalleriniz benim hedefim olacak. O hayallerin tamamını gerçekleştireceğim. Efendim, kahraman ordumuzun Pençe Kilit Operasyonu operasyon bölgesinde Üsteğmen Ömer Delibaş şehit düştü. Kendisine, kahraman ordumuza, milletimize başsağlığı diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Sabır diliyorum. Değerli arkadaşlarım, İstanbul'daydım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte yaptığı faaliyetlerin, yaptığı hizmetlerin bir bölümünü birlikte gezdik. Ayrıntılı bilgi verdim. Anadolu Hisarı'nı gezdik. Orayı yeniden onarıyor. İstanbulluların hizmetine sunacak. 10 metro inşaatı aynı anda devam ediyor. Bu da olağanüstü güzel bir olay. Hiç kimsenin kolay kolay cesaret edip başlatamayacağı projeleri başlatıyor ve sonuçlandırıyor. Finans kaynaklarının tamamını sağlamış durumda. Yere batan sarnıcını yeniden restore ediyor. Orayı da sadece İstanbulluların değil, bütün dünyanın hizmetini açacak. Dolayısıyla İstanbullular Ekrem Başkan gibi bir başkana sahip oldukları için son derece mutlular. Bunu da ifade etmek isterim. Ayrıca orman alanlarını da İstanbullularla buluşturdu. İstanbullular hafta sonunda kent ormanlarında piknik yapıyorlar, geziyorlar, eğleniyorlar, konuşuyorlar ve dolayısıyla İstanbul yaşanabilir bir kent haline geliyor. Akaryakıt zamları dolayısıyla haksız eleştiriye muhatap oldum. Elektrik zammını yaparsın, doğalgaz zammını yaparsın, akaryakıt zammını yaparsın. Belediye bu zamların %100, %130, %120 yaptığın zamların %40'ı oranında en azından hayatiyetimizi sürdürelim diye bir zam yaptığında da kıyameti koparırsın. Emin olun, bu iktidarı anlamakta zorlanıyorum. Emin olun. Ya zammı yapan sensin. Hangi belediye başkanı zam yapmak ister? Dünyanın zammını yapıyorsun, milleti perişan ediyorsun. Belediye başkanı ayak uydurmak istiyor, kıyameti koparıyorsun. Buna kısaca ikiyüzlülük derler. Bu iktidarın da temel hedefi ikiyüzlülüğü dünyaya duyurmak. Efendim, gazeteci İbrahim Haskoloğlu gece 11'de evinden alındı. Evine baskın yapıldı, evinden alındı. Malum bunlar açıklama yapmışlardı. Artık hiçbir zaman gece baskınları olmayacaktır diye yeni bir düzeni getiriyoruz, adaleti getiriyoruz diye açıklama yapmışlardı. Şunu ifade etmek isterim, bunlar yapamazlar. Bunlar demokrasiyi getiremezler. Bunlar özgürlüğü getiremezler. Bunlar insan haklarından çok uzaktırlar. Bunu getirecek olan biziz, biz. Millet İttifakı beraber getireceğiz. Demokrasiyi getireceğiz. Özgürlüğü getireceğiz. Genç bir üniversite öğrencisi bir tweet attı diye o da önce gözaltına alındı, sonra hapse atıldı. Alp Emeç. Alp Emeç'e buradan sesleniyorum. Sakın moralini bozma. Bugün hapishanedesin ama yarın çocuklarına verdiğin demokrasi mücadelesini bu örnekle anlatacaksın. O nedenle moralini bozma. Gözlerinden öpüyorum. Bu ülkenin bütün aydınlık insanları senin arkanda. Onu da bilmeni isterim. Efendim, Dünya Turizm Haftası. Bizim turizmciler, gerçekten hepsine saygı duymak gerekiyor. Eğer önlerinde bir engel olmasa Türkiye'yi bir turizm üssüne çevirebilirler.
Yeter ki engel olmasın. Olağanüstü zengin bir coğrafyamız var. Görkemli bir tarihimiz var. Ama gelen turist sayısı az. Ama bütün bunlara rağmen mücadele ediyorlar. Bütün aksaklıkları aşmaya çalışıyorlar. 1,5 milyon insanımız turizm sektöründe çalışıyor doğrudan. 4-4,5 milyon insanımız da dolaylı olarak turizm sektörüne hizmet veriyor. Bacasız sanayi dediğimiz bir sanayi alanı aslında turizm. Dolayısıyla turizmci arkadaşlarıma şunu söylemek isterim. Demokrasinin olduğu yerde, hoşgörünün olduğu yerde turizm canlanır. Ve bunu sağlayacak olan da bunlar değildir. Siz de görüyorsunuz ve yaşıyorsunuz. Bu iktidar turizme mecbur olduğu için, dolara mecbur olduğu için turizme kapılarını açıyor. Dolara mecbur olmasa bütün o 5 yıldızlı otellerin tamamını kapatır. Bundan adım gibi eminim. Mecbur, eli mahkum. Dolar gelsin de ne olursa olsun diye bu anlayışla bakıyor. Dolayısıyla turizmci kardeşlerime şunu söylüyorum. Hiç meraklanmayın. Siz de bekleyin. Çünkü geliyor, gelmekte olan. Asla unutmayın bunu.